Richard Dawkins şey diyordu. Eşcinseller kendilerine gay ismini sonradan koydular ya. Çünkü homosexual böyle kötü bir anlam ifade ediyor gibi. O yüzden kendilerine gay diye ismi koydular. Hani gay mutlu demek çünkü. Eski filmlere bakarsanız o anlamda kullanılır hep. Pussy de zaten kedi anlamına geliyor. Things that didn't age well. <laughs> Eski filmlere bakıyorsun, bu şeylere bakıyorsun mesela. Sound of Music. Sound of Music vardı ya. Müzikal. 8 tane bir de çocuk vardı. 8 miydi 6 mıydı ne? O işte. Orada mesela adam kadın kocasına şey diyor. Sen o gay partilerinden <laughs> sürekli gay partilerine gidiyorsun. O gay partilerinden biraz vakit bulsana. Gay parti derken aslında eğlenceli parti anlamında yani. Eğlenceli parti anlamında onu söylüyor. Gay partilerinden işte işe vakit bulamıyorsun falan diyor böyle adama. Ondan sonra bu 8 tane çocuk bu çocuklara işte what are you miserable pussies doing diyor. Siz pusiler ne yapıyorsunuz diyor. Çünkü orada kedi anlamına geliyor. Neyse abi aynen bunun gibi Richard Dawkins de ateist hani kötü anlama geliyor. Ateist yerine bright diyelim. Diye bir teklif sundu ama tutmadı. Neyse ki tutmadı abi. Benim çok daha iyi bir teklifim vardı. Normal. Normal demek. Ateist yerine normal diyelim abi. Arkadaşlar o kadar artık yani sol gericilik direkt Hollywood'u da ele geçirdi. Ya yani Zaten diyorum ya doğru yerlere yatırım yapıyor. Doğru yerlere yatırım yaptığı zaman doğru yerlere doğru adamları sokabiliyor yani. Maalesef. Şeye üzüldüm ya. Ee, size söylemişimdir. Hatırlıyorsunuzdur büyük ihtimalle. Edgar Wright. Edgar Wright en son yapmış olduğu Last Night in Soho. O kadar artık göze parmak SJW ki. Ortasına bıraktım filmi. Filmi ortasına bıraktım. Çünkü bütün beyaz erkekler kötü. Hepsi. Yani en son polise gidiyor. Poliste bile kadın erkek yan yana. Oradaki bile erkek göt yani. Hepsi kötü. Sonra... Yarısını ben bıraktım. Kulaklığı çıkarıp attım. Ama tabii altyazıdan eşim seyrediyordu çünkü. Altyazıdan takip ediyorum. Filmin en sonunda katil bir tane kadın çıkıyor. Kadınlardan bir tanesi çıkıyor. Ama ona rağmen bile aslında da iyiymiş. Yani çok zulüm gördüğü için katil olmuş. Falan sonra iyi oluyor gene. Bunu niye söylüyorum abi? Şimdi Edgar Wright'ın Shaun of the Dead filmi vardı. Tamam mı? Shaun of the Dead filminin... Filmi seyredenler var mı? Shaun of the Dead filmi seyredenler var mı? olayın ne olduğunu söylemeyeceğim. Düşünün. Filmi seyredenler düşünsün. Oradaki bir olay için daha işte 2020'de Covid oldu ya 2020 civarı 2020-2021. O zamanlar Covid ile ilgili bir hani en bilgilendirici hem komik olsun diye bir video çektiler. Bu iki arkadaş Simon Pegg ve Nick Frost. O Shaun of the Dead'deki iki karakter yani. Aynen şey gibi Shaun of the Dead'e benzeyen böyle aynen onun gibi. İşte Covid ile ilgili komik bilgilendirici bir şey çektiler abi. Orada bile Shaun of the Dead'te ki bir olaydan dolayı özür dileyip onu laf çevirmeye çalıştılar. Hatırlıyor musunuz? Hatırlamanıza imkan yok arkadaşlar. Olay şu. Çünkü normalde seyretsek onu hiçbir şekilde ofansif olduğunu düşünmeyiz. Şeyin arkadaşı Nick Frost var ya. Yani o şişman reis. Şişman reis de böyle çok zaten saçma sapan konuşan bir adam şeyde filmde yani. Filmdeki karakteri zaten saçma sapan konuşan, nezaket nedir bilmeyen doğru düzgün tuvalet kullanmasını bile bilmeyen, doğru düzgün yemek yemesini bile bilmeyen, öyle kaba saba bir adam. Bir yerde işte Shaun of the Dead'de işte, o Shaun Reis korkuyor. Bir şey yapıyor böyle. Ağlıyor mu? Korkuyor mu? Bir şey yapıyor. Diğeri de dalga geçiyor. "Haha, gay." diyor. Veya "That's that's gay" falan diyor böyle. Yani seyrederken hiç hani bu ofansif mi? Çünkü adam zaten kaba saba bir adam. Normal ana karakter falan değil ki. Onun için abi Uzun 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 bir işte cinsiyetçi espri yaptık. Bilmem ne yaptık. Bu cinsiyetçi espriler çok yanlıştır vesaire. Çok üzüldüm. Neden üzüldüm biliyor musunuz? O filmi seyrettiğim zaman en azından diyordum ki bak şimdiye göre doğru düzgün komedi yapları zamanlar varmış. Ve doğru düzgün film çektikleri zamandan dolayı bile özür diliyorlar abi. Ben hem kadın hem erkeğim senden daha üstün diyordu. Aynen ben onu çok net hatırlıyorum. Diğeri de hayır sen ikisinde de yarımısın ben tam erkeğim diyordu. Ben de hatırlıyorum onu. 80'lerde çekilen çoğu filme 90'larda çekilen çoğu filme ofansif demeleri. Problematik demeleri. Ali mesela ben şey filmi seyrettim. Ali G in The House. Şu anda çekilemez. Şu anda öyle bir film çekilse millet çıldırır. Ama ofansif değil ki. Dave Chappelle mesela. Millet çıldırıyor. Ofansif değil ki. Bir karakterin mesela Ali G filmindeki bir karakterin duyarsız olması ve duyarsız olduğu için de saçma sapan hareketler yapması ofansiflik değildir. Ofansiflik nedir? Bir örnek vereyim mesela abi. Şu ofansiflik değildir mesela. Ali filminde şu oluyor. Ama şu anda yapılamaz. Millet çıldırır. Moğolistan'ın bir başkanı, Moğolistan başkanı geliyor. Mongolian diye geçiyor. Mon Mongol, Mongol, Mongol leader, Mongolian leader mı diye. Öyle bir şey. Tabii Mongol Down sendromlu demek. Onlarda da gene Mongol Down sendromu demek. İngilizlerde anladığım kadarıyla. Onu görünce Mongolların lideri diye bakınca böyle bir şaşırıyor Alici. Vay be onların da lideri olduğunu bilmiyordum diyor. O nasıl gidiyor yavaş konuşuyor falan böyle. Merhaba nasılsın? Şimdi bu ofansiflik değildir. Neden? A adamın çünkü duyarsız olduğunu gösterir bu. Ofansiflik nedir? Oraya gerçek bir Down sendromunu koysalar ve gerçek Down sendromunu salak salak hareketler yapsa. Bu ofansifliktir. Yani mesela Charlie Hebdo'ya hep diyorlar ya işte düşünce özgürlüğü mü, ofansiflik mi bilmem bir de savunuyorlar. Hayır, Charlie Hebdo'nun yaptığı ofansif mizah. Seversin, sevmezsin, kabul edersin, etmezsin. Ben kabul etmiyorum çünkü komik değiller. Yani geri zekalı ergen mizahı bu. Komik olmayan geri zekalı ergen mizahı. İşte şey, zincirin olduğu bir takım kazanıyor, muz yiyorlar falan. Ya yani bu komik mi amına koyayım şimdi? Ya da işte Simona Halep Romanya'da kupayı kazanıyor, şampiyon oluyor. Ondan sonra çingene olarak gösteriyorlar falan komik mi amına koyayım? Ofansiflik bu işte. Ama nedense öyle olunca onlara izin var. Sol gericilerin çünkü o Kürdistan şeylerini biliyorsunuz Charlie Hebdo'nun atkılarını falan. Sol gericilerin adamı olunca izin var abi onlara. Onlara izin var. Ya da işte bir çocuk ölüyor. Biliyorsunuz değil mi onu? Kaçak göçmenlerden böyle kıyıya vuruyor çocuğun cesedi. O çocuğun cesedini gösteriyorlar. Diyorlar ki işte bak büyüse bizim burada taciz edecekti falan taciz ederken gösteriyorlar. Şimdi ofansif bu. Bunu kabul edersin ya da etmezsin. Ofansiflik de olabilir dersin demezsin. Ama şu an ofansif mizah denilen şey ofansif mizah değil zaten. İnsanlar fazla ılık götlü. Aleci ofansif mizah değil insanlar ılık götlü. Tropic Thunder şu an çıldırıyor insanlar. Hala da özür dile. Ben Stiller'a diyorlar özür dile. Robert Downey Jr. diyorlar özür dile. Tropic Thunder ofansif mizah değil. Siz ılık götlüsünüz. Siz pembe götlüsünüz. Pembe götlü olan sizsiniz. Ilık götlü olan sizsiniz. Bunlar ofansif mizah değil. Bir kere. Ve bunu savunanlar da yani işin ilginç yanı bunu savunanlar da bunun ofansif mizah olduğunu düşünerek savunuyor. Tropik Yani ofansif ama yani o da lazım falan. Yani mizahta da, da ofansif. Değil ki ofansif. Şeyden dolayı. Yani mesela ofansif olması sebeplerinden bir tanesi siyah karakteri oynamaya çalışıyor Robert Downey Jr. Siyah taklidi yapmaya çalışıyor. Yanında gerçek siyah var. Yanındaki gerçek siyah tabi kıl oluyor buna ötekine yani. Ama diğeri de metot oyuncusu olduğu için her zaman sürekli siyah gibi konuşmaya çalışıyor falan. Onun haricinde şeye çok takılmışlar. Bu Ben Stiller Simple Jack yapıyor. Özürlü rolü oynuyor. Oradan Oscar kazanıyor falan. Veya kazanmaya çalışıyor kazanamıyor falan. İşte ona da şey diyor. Never go full retard falan diyorlar. Ofansif olması için ne olurdu? Ne olması lazım? Gerçek bir özürlü mesela çıkacaktı. Gerçek özürlü salak salak hareketler yapsaydı o zaman ofansif olurdu. Bak gerçek anlamda ofansif ne vardı biliyor musunuz arkadaşlar? Çok ilginç. Cehennem silahı. Cehennem silahında gerçek anlamda ofansif bazı şeyler vardı. Gerçek anlamda dediğim bazı şeyler vardı. Mesela orada Rix baş karakter Rix Zaten yazan Shane Black. Shane Black genelde öyle yazıyor. İşte Çinli'nin mesela konuşamamasıyla dalga geçiyordu. Çinli mesela konuşmaya çalışıyor. Fried rice lies falan diyor böyle konuş söyleyemiyor. Ona dalga geçiyor. Başka bir bölümde bir tane Alman var. Adam Alman diye adama Adolf diye isim takıyor mesela. Böyle çok var. Başka bir yerde mesela problematik dedikleri gene başka bir gene ikinci cehennem silahında bir kız var mesela kızın peşini bırakmıyor. Kız olmaz dedikçe üstüne gidiyor. Olmaz dedikçe üstüne gidiyor. Kız en sonunda kabul ediyor falan. Hani artık bir noktadan sonra şey falan diyor. Benimle çıkmayı kabul etmezsen burada çığlık atarım falan diyor. Ya yani rezalet çıkartırım falan diyor. Yani o zaman da bana garip geliyordu. Şu an seyredince iyice garip geliyor. Şimdi diyorlar ki cehennem silahı 5 çıkacak. Cehennem silahı 5 çıksa çok büyük ihtimalle nasıl olur acaba? Yani şey çıkarırsa iyi olur. Yapımcısı Mel Gibson olursa o zaman iyi olur abi. O zaman güzel bir film olur. Çünkü Mel Gibson tamamen tamamen karşı yani SJW'le tamamen karşı. O artık diğerinin ekstremi gibi yani. Diğer tarafın ekstremi gibi. Kas adam. Gözün sevim yıllar içinde ne kadar değişmiş. Dünya. Spider-Man'de dövüş sahnesinde "Desecute outfit did your husband gibi diyor. Aynen. Aynen hatırlıyorum. Türkiye'de bile. Türkiye'de bile mesela biz kendi aramızda yaptığımız esprileri burada dışarıda yapsak millet çıldırır yani tetiklenir. Mesela bir tane CHBT bir ay vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Çığırıyor, bağırıyor. Sizin yüzünüzden kılıçlar kazanamadı. Aa falan yapıyor böyle. Siz eleştirdiniz. niye eleştiriyorsunuz? Eleştirdiğiniz için kazanamadı falan diye çıldırıyor ya. Mesela onunla ilgili bir espri yapmıştık arkadaşlar arasında Onu burada yapamayız şimdi Çünkü hemen twitterlar bilmem neler Ya bu adamların bir de şeyi de yok ha Umurlarında da değil böyle şeyler Seksizim bilmem umurlarında değil Çünkü yeri geldi mi çatır çatır kendileri yapıyor seksizimi Kendi içlerinde yapıyorlar Seksizimi çatır çatır yeri geldiği zaman Umurlarında değil ki kadın hakları umurlarında mı? Değil Kadın hakları kadın hakları deyip duruyorlar Bu işte wage gap bilmem ne diyorlar kadınlar neden erken az kazanıyor bilmem ne. Ama sadece erkeklere karşıyken savunuyorlar. Aynı insanlar şeyi de savunuyor. Bir erkek kendisini kadın ilan edip az önce konuştuk ya kadın sporuna girebiliyor. Bunu savunuyorlar. kadın hakları ne oldu? Sadece filmli stand-up'ları bile kapatmaya çalışıyorlar. Bak şey vardır biliyorsun. Ricky Gervais vardır. Hep şey derler. SJW'yu çıldırtan. Sol gericileri çıldırtır falan derler ya kendi şeyinde bile stand up'ında bile en son stand up'ında bile hatta bunu söyledi. İşte size çok mu ofansif geldi? Benim söylediğim çok mu ofansif geldi? Söylediklerim çok mu ofansif geldi? O zaman bunu alın götünüze sokun falan. Millet alkışlıyor falan. Oo, ama ama abi ben eski yayınlarını programlarını bilirim. Şu anda ağzından ne çıksa hemen bir şey diyor. Mesela uzun uzun açıklama yapıyor. Transların haklarına aslında çok saygı duyuyorum transların bilmem ne yapı translar için şunu yaparım bunu yap ama falan diye öyle başlıyor. Eskiden böyle uzun uzun bunu söylemesine gerek yoktu yani. Gene şişmanlar için eskiden şişmanlar çok dalga geçer aşırı dalga geçerdi. Hani stand upçı diye hani stand up yani çok ciddiye alma falan derdi ama aşırı dalga geçerdi yani şeyler şişmanlarla. Şu an o kadar aşırı dalga geçmiyor. Veya işte mesela bir eleştiri yapacaksın. Bir dalga geçiyorsa hemen tabii şişman arkadaşlarımızı da çok severiz falan. Hemen böyle iki büklüm oluyor. Aman yani onlarda bile Twitter'dan linç gelir mi kafası var. Bak onlarda bile var. Dave Chappelle'in ben eski stand-up'larını bilmiyorum. Ama yenilerinde mesela hani ofansif dediklerinde orada bile ama. Yani diyorlar bak ben, ama ben bunun onların haklarına saygı duyuyorum. Ha. Böyle yani ekstradan parantez için bunu belirtme ihtiyacı hissediyorlar yani. O da gerçekten yavaşlatıyor şeyi. Stand-up'ı yavaşlatıyor yani. Andrew ile ilgili çok konuştuk abi. Şu an gündem olmadığı için yani daha önceki konuşmalarım var. Podcast'lere bakarsın. Çünkü Andrew Tate'in neden öyle konuştuğunun uzun uzun bir sebebi var. Yani çok kısa bir sebep değil. Yani sana yüzde kaç tamam yüzde 32.6'sı doğru diyeyim. Neden o şekilde konuşuyorsunun çok uzun bir sebebi var. Adam zengin olmak amaçlı. Zaten daha önce yaptığı işlere bak. Tamamen kısa yoldan balı götürme amaçlı işler yapıyor. Şu anda da çok güzel bir kendisine hedef kitle bulmuş. O hedef kitlenin istediği şeyleri söylüyor. O hedef kitlenin istediği şeyleri söyleyince bazıları da bize de doğru geliyor, bazıları da abartı geliyor. Çünkü adam doğru bildiğini söylemek yerine onların hoşuna gidecek şeyleri söylüyor. İşte bu ergen feministler feministlere böyle çok tepki gösteren sağ tayfa şak marketing aynen şak marketing yapıyor. Bir de şey yani hani konuşması falan çok karizmatik konuşuyor adam. Öyle konuş bak Öyle konuşan adam aç kalmaz. Net söylüyorum abi. Öyle konuşan adam aç kalmaz. Başka bir şey pazarlar gene malı götürür. Aklınızda bulunsun arkadaşlar. Gerçekten elinizde olabilecek en iyi özellik ağzınızın laf yapabilmesi. Konuşabilmeniz. En iyi özellik bu. Size en faydalı olacak. Size en faydası dokunacak. Hani şey demiyorum. En büyük erdem yok. Size en faydası dokunacak özellik. Ağzınızın laf yapabilmesi. Kendinizi güzel ifade edebilmesi. Sürekli konuşarak olabilir belki. Bilmiyorum. Yani yetenek mi bu? Ben şeyi çok net farkındayım yani. Podcastlere ilk başladığımda hatta videolara ilk başladığımda çok tekliyordum. Ben şeyi, şeyi de çok net hatırlıyorum. İlk mesela kameranın karşısında bir video yaptım. O zaman YouTube yoktu bile. Yok muydu yoksa vardı da ben ilk Türkçe mi yapmıştım video? Vardı da Türkçe yapmıştı olabilirim. Tam hatırlamıyorum. Ama şeyi net hatırlıyorum. Kamerayı koydum. Birisi için yapmıştım. Bu bir arkadaş için yapmıştım video. Daha doğrusu bir akrabam için yapmıştım. Kamerayı koydum böyle tripoda konuşuyorum. Konuşurken çok garip geliyor. Çok garip bir his. Çok garip bir his. Lan şu an ben kendi kendime konuşuyorum. Gerçekten çok garip bir his. O hissiyatı atmak lazım. Ondan sonra tabii şeylerde de öyle. Yani kısa film türü şeyler çekmeye başladık. Orada bir daha bu hissiyatı yaşadım. Cık. Şu an ne yapıyorum ben? Kendi kendime konuşuyorum şu anda. Chat olunca daha rahat oluyor mu? Evet daha rahat oluyor tabii. Yani podcast'e alışmıştım artık canım. Podcast ayrı bu ayrı.